Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte. Ve ben de Ömer. Ve Kernel'la Sohbet'in yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde Ömer abi, nelerle girişeceğiz bakalım konumuza? Arkadaşlar geçen haftalarda, artık haftalarda devam gerekiyor. Bayağı zaman geçti üstünden. Intel'deki ve AMD'deki Spectre açığı konusunda biraz bahsettik. Artık o kadar zaman geçtikten sonra bir düzeltme oldu mu diye bunu birazcık araştıralım. Sizleri de bilgilendirelim istedik. Ve maalesef düzeltmelerden çok yeni açıklar bulundu. Köften Yay. biraz bahsetsin. Tekrar söyle abi. Senden alalım diyorum. Yeni bulunan Ha. açıklar özellikle AMD'deki. Evet. AMD'de birkaç açık çıktı. Ancak bunlar Spectre ve Meltdown'la alakalı değil. Daha öncesinde birkaç ay öncesinde Intel tarafında çıkan ME dediğimiz sistemde, yani Management Engine'de çıkan açığın bir benzeri AMD'de de çıktı. Management Engine dediğimiz muhabbet, Intel'in uzaktan kontroldür, şudur budur için geliştirdiği, onun detaylı açıklamasını sanırım önceki bölümlerde vermiştik. Bir altyapı, direkt sistemin tamamına erişebilen bir altyapı. Bu arada yani belleğe tamamen erişebilen bir altyapı. Fakat AMD'de de benzer bir sistem var. Intel'den kopyaladıkları bir sistem ve aynı açık onlarda da çıkmış. Köfter, biz ne dedik? Bir sınavda kopya çektiğin eleman hatalı sonuç çıkartıyorsa, senin şeyinde de hatalıdır sonuçta. Değil mi, değil mi? Aynen. Şeyin, AMD'nin yani AMD'nin şeyi alternatif olarak, MS sistemin alternatif olarak kendi işlemcilerinde yardımcı işlemci üzerinden gerçekleştirdiği PSP işlemcileri vardı. Bu işlemcilerde özellikle Epic ve Ryzen serisinde, yani bu aslında yeni bir olay. Yeni ekledikleri bir özellik, kopya çekerken ekledikleri. Normalde yapılması gereken işlem bu çipin başlatıp ondan sonra işletim sistemine olayı aktarması gerekiyordu. Ama istediğimiz gibi olmadı. Tam tersine işletim sistemi açılımı yapıldıktan sonra bu çipe geri şey yapıp geri erişim sağlayıp Ryzen Fall ismiyle, Ryzen Fall Attack ismiyle geri çağırıp bu işlemci üzerinde insecure bir işletim sisteminin veya kodunu tetikleyebilmesini sağlayan bir açık. Ve hatta bir tek değil birkaç tane açıktan oluşturdular. Böyle bir durum AMD'de de geldi. Ne güzel, değil mi? Şimdi vallahi her gün ayrı bir yeni geliyor. 2008 bizim için hiç iyi geçmiyor arkadaşlar Evet, işimizde. özellikle güvenlik açısından. Ama iyi bir haberimiz daha var Intel tarafından. Intel konusunda ne demiştik arkadaşlar? Intel bu açığı Meltdown için konuşuyorum arkadaşlar. Meltdown açığını kapatabilmek için silikon bazlı bir güncelleme yapmadığı sürece işletim sistemleri Köftem daha önceden bayağı bir vurgulayarak anlatmıştı bunu. O özellikleri kapataraktan bir çözüm bulmaya Bu arada çalışıyordu. kapatarak demeyelim, o özelliklerin üstünden atlayarak. Ya Yani o özellikle hiç sistemi yok alsın, gibi. aynen sisteme takla attırarak biraz. Aynen. İstenilen hiçbir özelliği, o özellikleri kullanmadan o işi yapmaya çalışıyordu. Bir Linux'ta olsun, Windows'ta olsun fark etmeden sonuçta işlemcilerin bağımlı bir şey değil. Çünkü bu doğrudan silikon bazlı bir hata olduğu için, yani açık olduğu için. Bunun düzeltmesi geleceğini açıkladılar sonunda. İşletim sistemleri birazcık daha eski hızına geri kavuşabilecekler. Ama maalesef benim size tavsiye söylediğim gibi, daha önceki yayında da bahsettiğim gibi 2018'in ikinci yarısından sonra üretilecek olan işlemcilerine ve daha sonralarında Skylake'ti değil mi şu anda 2018'de üretilen şey? Köfte. Sanırım, emin değilim. Yok, değildi galiba. Yok, Skylake Skylake'ti. 6. nesil olması lazım Skylake. Şu an Intel'in isimlendirmesini takip edemiyorum. 8. nesil diyelim. 8000 serisi. 8. nesil doğru. Canon Lake olması gerekiyor. Canon Lake'de ikinci döneminde 2018'in ikinci yarısından sonra çıkacak olan Canon Lake'lerde ve Ice Lake olması gerekiyor. Ice Lake'lerde bir sonrakisinde düzelmiş. Yani 9. nesilde sıkıntı kalmayacak. 8. nesillerden Bu arada tam itinayla kaçınmaya kalmayacak çalışır. demeyelim de bayağı bir düzeltilmiş olacak deniyor. Yok yok. Tamamen farklı bir yapıya gittiler Ha. Köfte. Adamlar tamamen bir katman içerisinde bu olayı şey yapıyorlar. Yalıttılar yani sensörsünü. tamamen. Tamamen yalıtılmış oluyor. Ama Güzel. dediğim gibi 9. nesil, yani tamamen mimariye geçtikten sonra tam olarak hiçbir sıkıntı olmadığını söyleyebileceğiz. Yani 2019 ve 2020 sonrasında. 2018 ikinci sırasında çıkacak da düzeltildi. Ama tam güvenlik için 2019 veya 2020'ye kayan 9. nesil işlemcileri beklemeniz gerekiyor arkadaşlar, diyoruz arkadaşlar. Evet. Özetle bu dönem işini işlemci almayın. Bu dönem hiçbir şey almayın arkadaşlar. Euro'nun dolara Kesinlikle. fiyatını gördük. Hiçbir şey almayın.
Artı günümüzde özellikle bir sonraki bölümde köfteyle belki değiniriz. Kriptocu arkadaşların, havadan para kazanmak uğraşan arkadaşların bir hücum etmesi nedeniyle işlemci fiyatları, bütün işlemci değil pardon, ekran kartı fiyatları dünyanın her yerinde aşırı derecede pahalıyken hiç bilgisayar toplamaya yanaşmayın. Evet. O biraz silikon fiyatlarımız azıcık uçmuş olabilir. Üstüne bir de doların da bayağı yükselmesi de çok güzel katkı sağlamadı. Öyle. Özellikle burada ben Türkiye'de yaşamama rağmen burada da insanlar birazcık uzak kalıyorlar bilgisayar toplama konusunda. Yani günümüzde zaten şeyler, tabletler falan alıp götürdüğü için artık normal bilgisayar satışları da giderek azaldı. Video üzerine bunlar olunca tam tuz biberi oldu işin açıkçası. Ya bilgisayarlar oyuncu kesimdir. Bizim gibi bilgisayarla iş geliştirici kesimdir. Ya da bilgisayar sürekli bilgisayarda bir şeyler yazması gereken kesimdir vesaire için daha avantajlı oluyor da. Normal bir kullanıcı için, bakkaldaki Mahmut abi için tamam, gerek yok. Onda katılıyor. Mahmut abi için geçerli değil de. Bugün yok, Mahmut abinin de kullandığı Facebook'tan uzaklaşması söz konusu. Kimse artık yavaş yavaş Face'ler kapanıyor. Bunlar konusunda biraz... Mi? Bunun sebebine biraz değinelim abi. Aynen. Dinleyelim bakalım bunu sen. Ben Facebook kullanıcısı değilim. Ya burada bir tek nasıl desem, yeni arkadaşlar edinmek için tırnak içerisinde kullanıyorum. Onun dışında bir de şey seni bir de bolca yardım gruplarında falan görüyoruz yazılımla alakalı. Yardım gruplarında görüyorsun da, yani özellikle Python'un grubunda illallah etti diyecek duruma geldiler. Grupta insanlar, yani araba reklamı girecek duruma kadar düşecekler yakında diyorum. Neyse. Ama bu grubun problemi değil de grubu yanlış kullanmaya kalkışan kullanıcıların diyelim problemi. Neyse. Umut beni dinliyorsan birazcık daha düzene sokalım şunu ya. Muhtemelen dinliyordur. Oradan selamlar çakalım ona. Neyse, konumuza girelim. Aslında zaten bilinen bir muhabbetti. Ancak sadece işin detayına inen insanlar tarafından biliniyordu. Ancak geçenlerde olan bir dizi olay yüzü sayesinde daha da gün yüzüne çıktı. Peki, gün yüzüne çıkan şey ne? Facebook'un sizin hakkınızda topladığı datalar. Basitçe Facebook uygulamanızı telefonunuza kurduğunuz andan itibaren Facebook sizin telefon görüşmelerinize bile erişebiliyor. Bu tarz datalar söz konusu sizin hakkınızda topladığı. Basitçe... Aslında Facebook sizi, pek çok kullanıcıyı kendisinden daha iyi tanıyor diyebiliriz. Peki, bu nerede sıkıntı yaratıyor? Facebook sizin özel hayatınızı biliyor. Facebook sizin gittiğiniz yerleri biliyor. Yürüdüğünüz hızıdır. Konuştuğunuz kişileridir. O kişilerle ne konuştuğunuzdur. Politik görüşünüzdür. Vesaire vesaire. Bu arada arkadaşlar burada konuştuğunuzdan bahsettiğiniz olay Facebook içerisinde başka kişiyle yazışmalarınız değil. Normal sizin anneniz, babanız veya kız arkadaşınıza attığınız Facebook üzerinden olmayan normal SMS ile attığınız mesajlar da dahil. Her şeyi alaraktan. Evet. Zaten telefonunuz üzerindeki bütün datalara erişebiliyor aslında biraz diyelim. Neyse, devam ediyorum. Bunlara erişebildiği gün yüzüne çıktı. Zaten az buçuk bir kesim tarafından biliniyordu ki bu insanlardan biri ben olarak, ben de Facebook uygulaması falan kurulu değildir telefonumda. Facebook'a arada bir bakarım. Orada da bir şey paylaştığımda da espiritüel bir şeyler falan paylaşırım da o da muhtemelen bende bayağı bir azalacak. Muhtemelen Facebook sayfamın kontrolü için bir tane boş hesap açarım ve komple asıl hesabımı kapatırım diye düşünüyorum. Ben Facebook'u daha çok insanlara bir şekilde katkı da vermek için kullanıyordum. Yani programlama grupları ve benzer şeyde. Ben sanırım eski usul, klasik katkı sistemlerine geri döneceğim. Bunlar konusunda biraz bahsedelim istiyorsanız. Yani insanlara bir şekilde katkıda bulunmak. Tamam, kedi videoları paylaşmak güzel bir katkıydı ama başka insanların işe yarayacağı şeyler. Daha çok evet. Yani yardımcı olabilecek ama lütfen şeyler. Onlar da işe yarıyor. Moral desteği oluyor kedi videoları. Tabii özellikle kaldığım yurtta kedi sahibi olmam yasaklandığı için internetten fotoğraflarına bakarak eğleniyoruz. Yani mesela biz de geldiğinde kendinden hiç ayrılmadın bile. Ayrılmadım ama sen de kabul edersin ki kendini doğrudan kendine sevdirdiği tek kişi oldum ben şimdiye kadar. Yo, herkese sevdirtiyor. Kendi yatağından kalkıp yanıma gelmesi konusunda diyorum. Ha evet, o biraz istisnai bir durumdu. Normalde direkt seni yanına çağırır. Ay. Öyle yani.
Ama katkılara girişmeden önce birkaç detayı daha bahsetmek istiyorum. Sosyal medyalar hakkında. Tabii buyur. Sosyal medyalarda mesela şöyle bir durum söz konusu. Sosyal medyayı yöneten şirketin kendi görüşleri dışında bir şey paylaştığın takdirde mesela senin paylaşımının geriye çekilmesi gibi durumlar söz konusu mesela. Bu özellikle Twitter'da kendisini bayağı gösteriyor. En basitinden. Ben Facebook'ta da yaşadım bu olayı daha önceden. Evet, Yani Facebook'ta da yaşıyorsun. paylaştığım bir girdinin bir özel şirket, ismin vermeyeceğim, Hı. tarafından şey yapılıp da doğrudan bildirimin kaldırıldığını gördüm yani ben doğrudan. Yani yapılabiliyor bu tarz şeyler ki bayağı açık açık bir biçimde yapıyorlar. Bu yüzden açık kaynak olduğu sosyal medyalar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bunun en güzellerinden bir tanesi Mastodon'a bakabilirsiniz mesela. Onlar biraz merkezi değil de kendine sunucunuzu açabiliyorsunuz isterseniz ya da başkasının sunucusu üzerinden kullanabiliyorsunuz. Ama bu sunucular birbiriyle iletişim halindeler. Yani sizin Köftem, zaten buradaki olay, kusura bakma sözünü kestim. Buradaki olay daha çok açık kaynak kodlu olmasından çok onun senin tarafından bir cluster'ı, senin tarafından ayrı bir sunucusuna dönüştürebilme imkanı sağlaması yüzünden güzel. Yani evet. adamın mesela bugün Facebook tamamen açık kaynak kodlu olsaydı bile yönetimi kendi ellerinde olacaktı. Ama bu Yani. sistem senin bahsettiğin bu güzel decentralized, konuşmam çok bozuldu kusura bakmayın, sistemlerde yönetimi tamamen sende oluyor çünkü sunucu sende. Evet. Ya sunucu sende oluyor ya da sunucu kurallarına biraz daha güvendiğin, Facebook'tan daha fazla güvendiğin birine ait oluyor. Bu arada bu sunucular içerisindeki kurallar da gene sunucunun sahibi tarafından belirleniyor ki mesela diyelim X sunucusu senin istemediğin bir yönde bir karar aldı. Burada direkt hani dersin ben datalarımı alayım Y sunucusuna taşınayım. Bunu yapabiliyorsun mesela. Bu sayede hani bir nevi o karara protestonu da yapabiliyorsun ya da ben bu bana uymuyor ben daha uyan bir yere gidebiliyorum da diyebiliyorsun mesela. Arkadaşlar aynı şey bir sadece şey için değil, Facebook benzeri sistemler için, şey için de veya Twitter benzeri sistemler için değil. Aynı zamanda mesajlaşma sistemi olan mesela çok güzel alternatifler var. Şu an kullandığınız WhatsApp falan var. WhatsApp'a çok güzel alternatif sistemler var ya, aynı şekilde sunucunuz da kendi sahip olabileceğiniz. Evet. Mesela eski sistemlerden konuşursak, eski MSN benzeri sistemlerden bahsedecek olursak, Jabber sistem dediğimiz hala da birçoğumuzun kullandığı, Bütün dinozorlardan gençliğim kim geri Yabber'la kaldı? geçti. İşte dinozorlardan kim kaldı diyerekten seni ve beni kastettim zaten Köftem. Aslında ilginç bir detay söyleyeyim mi? Google Talk ve Facebook'un chat'inin altyapıları da Yabber tabanlı. Bunu biliyor Tabii muydun? ki. Tabii ki. Tabii ki. Yabber'dan türemiş şeyler bunlar. Bunlar zaten arka taraftaki mesajlaşma sistemi olarak ne? XM bilmem ne denilen bir sistem vardı. Şu anda ismini hatırlayamadım Ben de tam açıkçası. net hatırlamıyorum. Bayağı Bu zaman geçti chatleşme üstünden. protokolü üzerinden kullanıyorlar zaten. Ve aynı bu protokol üzerinde olan ve üstüne katman ekleyip de encryption da eklemiş olan şey var. En sık kullanılan şu anda en son bir açığı yüzünden birazcık uzaklaştılar sonra tekrar geri döndüler ama neydi o uygulaması? Bir saniye alacağım ben. Kusura bakma. Telegram mı diyorsun? Telegram evet. Çok iyi söyledin. Senle uzun Telegram var. zaman bayağı kullandığımız uygulamanın adını unuttun. Harikasın. Tamam da Telegram'daki bazı şeyleri biliyorsun. Gerçi Google Hangouts'ta çok daha fazla. Bir mesaj atıyordum. Ben 3 gün sonra gittiğini bilirim. Gerçi Hangouts'ta bir haftadan sonra ulaştığını da bilirim benim mesajı Ya da ayrı o olaylar. biraz senin ağınla da alakalı sıkıntılar olabilir diyeceğim de. Tamam. Son bir iki haftadır seninle hiç konuşamıyoruz. Hep aksilikler geliyor. Kabul ediyorum. Şu anki mevcut ağımın kaynaklandığı sorunlar. Hatta öyle ki konuşmadan önce bu kayıt öncesinde muhabbetini yapıyorduk. Türkiye'nin interneti benim buradaki internetten daha az sansürlü diye. Ama yani öyle bir durum var arkadaşlar şu Yurt anda. Kafayı interneti. yurt interneti. Bakmayın yurt interneti diyorum ama sadece 200 MB dosya çekebiliyorum. O ayrı bir olay. Download hızından bahsetmiyorum olayda. Ama bir şeye erişebilmeniz gerekiyor ki download yapasınız önce değil mi arkadaşlar? Yani o yüzden VPN kullanıyorsun. Aynen şu anki kayıtta da yani şu bütün bu kaydımızda kullandığımız sistem mevcut VPN üzerinde. Böyle bir şeyim var, durum var. Şimdi Neyse. konuyu toparlamaya geri dönersek arkadaşlar, katkıdan girdik, şeylerden girdik. Biz bu olayı birazcık daha katkıya kaydıralım diyorum Köktem. Evet. Bu kaydımızı.
Zaten ben de arayı bölerek bu açık kaynaklı olduğu sosyal medyalara girişmek istemiştim ya da decentralized sosyal medyalara. Bu arada muhtemelen onlarda yavaş yavaş popülerleşmeye başlayacak insanların Facebook'tur, Twitter'dır, Google'dır güveninin azalmasından ötürü. Aynen. Hatta ben sana bir şey söyleyeceğim. Gerçi konumuz başlıklar arasında geçecektir ama bu açık kaynaklılıklı dünyanın da haberleşme şekli farklı sistemlere kayıyor. Onlardan konuşurken gireceğim. Yani bir sosyal medyada aslında kendi içerisinde bir evrim geçiriyor. Evet. Açık kaynaklı dünyasıyla da aynı şey geçerli. Ve benim görüşümce bu bayağı güzel bir evrime doğru ilerliyor. Daha merkezileşmekten uzak, daha herkesin biraz daha fazla kontrol sahibi olduğu bir hale evrimleşiyor gibime geliyor bana. Ama hala da böyle şeyleri şey yapan, sen söyle ismini, eski kafalı demeyeyim bu olayı da, klasik sistemleri sürdürme çabası içerisinde olan şeyler de mevcut. Katkı sistemleri de hala mevcut ve eski sistemi bırakmamaya çalışıyorlar bazı sistemlerde. Konumuz girince biraz sonra bahsedeceğim ondan. Devam edelim. O zaman biz asıl konumuza yavaştan girişmeye başlayalım. Katkılar. Katkı nedir? Katkı nasıl yapılır? Devam edelim abi. Katkıcılık nedir? Evet, katkıcılık Katkıcılık nedir? nedir? Katkı maddesiyle alakası yok. Onu bir önceden belirtelim. Bu iğrenç esprinin ardından topu sana atıyorum Ömer abi. Bu espriyi hiç yapmasaydın daha iyi diye neyse. Benim kanalda iğrenç espri üstüne kurulu. Lütfen. Hadi bakalım. Ha, hazır kanal demişken şu şeyi belirtelim. Kanal değişmesi konusundaki şey olayı bir belirtelim. Arkadaşlar da bilgiye binsinler. Buyur efendim. Ha, evet, bunu aslında bir adet blog postunda anlattım. Bugün çekeceğim, ya bu kayıttan sonra çekeceğim ama muhtemelen siz bu kayıttan önce alacaksınız o videoyu. Bir duyuru videosunda da genel olarak açıklayacağım ama bu videoda da biraz açıklayayım. İkinci, üçüncü ve dördüncü bölümler Kernel'la sohbetin Free Talk kanalında yayınlanmıştı. Ama bundan sonrakiler ve bu arada ekran bir an karardı. Bundan sonrakiler Köfteyiz Köfte kanalında yer alacak. Köfteyiz Köfte kanalı bir rebranding yani yenilenme süreci içerisine girecek. Önceden biliyorsunuz ben oyun kanalıydım fakat ben bayağıdır oyunlara olan bütün ilgimi kaybettim. Oynadığım oyunlar ya zaman geçti, yorulunca dinlenmek için oynadığım oyunlar oluyordu ya da kanalda videosunu çekmek için kendimi zorladığım oyunlar oluyordu. Dolayısıyla da oyundan tamamen koptum. Benim bütün odağım bilişime kaymış durumda. Öncesinde de oyun ile bilişim arasında dağılıyordu odağım. Ama tamamen bilişime kaymış durumda. Ve kanalımı da uzun zamandır bu konsepte geçirmek istiyordum. Ve bu konsepte geçirmeye karar verdim. Bunun üstüne de bir baktım ki Free Talk kanalı da aslında aynı konsept. Üstüne bir de sadece Ömer abi de yetkili. Bunun yerine halihazırda bir kitlesi olan kendi kanalımı bu konsepte tamamen geçirip Ömer abi benim kanalda yetkilendirebilirim dedim. Bu şekilde bir karar aldım. Basitçe. Arkadaşlar yalnız işin açıkçası birazcık da mevcut kanalımızın izleyici kitlesinin beklentimizin çok da aşağısında bulunmasından kaynaklandı. Tamam, 100 kişilik çok sevdiğimiz sürekli takipçilerimizsiniz. Bunda hiçbir sıkıntımız yok. Sizi zaten Free Talk tamamen öldürmeyi düşünmüyoruz. Yine orada da şeylerimiz bulunacak. Hatta belli bir süre Oraya mirror mirror atacağız zaten. Kopya atacağız. evet yani kanal ayarınızı fazla oynamanıza gerek yok ama takip edeceğiniz bir başka kanalımız da olacak, ikinci kanal. Artık kanalımız diyorum değil mi? Beni de etkilendireceğini kabul ediyorum Evet. Köften. Yani sen de bu kanalın bir parçasısın. Sağ olasın. Ve bundan gurur duyuyorum. Yani bu şekilde bir değişime girecek. Kanal adı değişir mi bilmiyorum. Muhtemelen değişmeyebilir. Köfteyiz köfte kalabilir. Ama free talk'u da kapatmıyoruz. Aynı şekilde Aynen. orada free talk'ta kalacak. Ki zaten benim kanalı kapatma gibi bir huyum yoktur. Benim görüşümce bir adet içerik yapıldıysa o içerik arşiv olarak en azından durmalıdır her türlü. Herkese açık. Yalnız şunu belirteyim ben köften. Burada herhangi bir şekilde köfteyle benim bir düşünce ayrılığına veya bir şeye düşündüğümüz kesinlikle yok. Çünkü zaten şeyimiz aynı. Sadece izleyici kitlemizin daha fazla artıp buna ilgi duyabilecek kişilerin, katkı yapabilecek açık kaynak kodla herhangi bir şekilde katkı yapabilecek insanların sayısına, yani erişebileceğimiz insan sayısını arttırmak amacıyla bu yola girdiğimizi belirtmem gerekiyor. Herhangi bir Evet. yanlış anlaşılma olmasın. Yani zaten düşününce oyuna meraklı kesimin bilişime merakı daha kolay artabileceği için
O kesimi biraz daha tavlamak üstüne de bir hareket gibi düşünebilirsiniz bunu. Evet, kanal bir süre çalkantılı ilerleyecek. Bir kitle terk edecek, bir kitle geri gelecek üstüne falan filan gibi. Bu muhtemelen birkaç ay içerisinde dengelenir. Ama bir süre çalkantılı bir halde olacak. Yorumlarda oyun videosu nerede diye soranlar olabilir. Umursamayacağım onları, onu şimdiden söyleyeyim. Oyun videosu olmuyor. Umutsamamazlık yapmayalım. Onları da ilgisini çekebilecek. Linux'ta oyunlar konusunda bir video ayarlayabiliriz. Ha, zaten arada Linux üzerinde çalışan oyunların videolarını çekeceğim. Ama bu oyunların şöyle bir durumu söz konusu. Bu oyunlar bir zamanımın çoğunu yememek zorunda. Minecraft bu yüzden tamamen eleniyor mesela. İki, bu oyunların tamamen Linux destekli olması lazım. Tamamen. Bir daha. Natif Açıkçası olarak sorun orada Linux altında çıkmaz çalışıyor sorun. olması lazım bu oyunların. Tamamen kısıtlamak istiyorsan bir de açık kaynak kodlu de. Gerçekten kısıtlamış oluyorsun bu olayı zaten. Açık kaynak Maalesef ki. kodlu oyunlar öncelikli olacak ama. Zorunlu değil de Onun dışında. öncelikli. Mesela Köftan biz bunları konuşuyoruz. Güzel şey yapıyoruz. Bu da bir türden katkıdır yalnız. Bunu da insanlara belirtelim. Evet, Katkıdan girdik. biz bu kanal üzerinden ve bu yayın üzerinden insanların özgür yazılıma karşı olan bilincini arttırıp özgür yazılıma merakını arttırıyoruz bir yandan aslında. Bu Evet. güzel bir katkı yöntemi, reklam katkısı aslında. Katkı sağ. Aynı zamanda burada siz bunları dinleyerek de bir şekilde bir açıdan katkı yapmış olursunuz. Biz bir bu oluşumu oluşturuyoruz. Bunun diğer İngilizce kısmı community. Biz bir komite oluşturuyoruz. Bu komitelerde bir Tam şekilde dur, bu arada Türkçe versiyonunu kullanalım, direkt topluluk. topluluk, doğru. Bir topluluk oluşturuyoruz. Bu toplulukta bir birey olarak da bir şekilde bunları dinleyerek de siz bir katkı sağlıyorsunuz. Nasıl? Bu şu şekilde. Bizi her dinlemenizde milyon dolarlar para kazanıyoruz biz bu işten. Değil mi, değil mi, değil mi? Yani bu Ama şekilde bunun bir için katkı sağlıyoruz. doların değerinin bayağı 10 binde birine inmesi lazım milyon dolarla kazanabilmemiz için. Katkı deyince birçok insanın anladığı köfte, yazılımsal bir programcı olması gerektiği bilgisi. Bu konuda birazcık fikir vermeni isteyeceğim ben sana. Öncelikli olarak ben pek çok açık kaynak projesine katkı sağlamış bir insan olarak çok az aslında kod katkım var benim mesela. Benim katkılarımın büyük çoğunluğu belgelendirme üstünden ilerledi. İnsanlara şu 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 nasıl yapılır diye belge yazdım ben çok fazla. Kendi kullanmayı bildiğim bir şey üstünden. Hakkını yemeyelim. Son videolarını biliyoruz. Özellikle programlama üzerine, Django üzerindeki kendi ilerlettiğin kısımlar var. Evet, yeni başladım. Ben umarım güzel devam eder. Umarım sevilir bu projeler de. Bunlar aslında benim geçmiş katkılarımın bir örneği diyebiliriz. Hatta özgürlük için açık olduğu dönemlerde Pardus başlangıcı muhabbetinin bir dönem neredeyse tamamını ben yazmıştım. Köftem, Pardus'a dokunmadan bırakamayacaksın değil mi karışma? Ne yapayım? Neyse, Geçmiş katkılarımın Pardus'a önemli bir parçası. Neyse, Pardus muhabbetini buradan daha sonraki bir güne saklayalım. Devam edelim abi. koyacaksın. Şimdi bu katkıdan bahsettik. Açık dünya programcıları kısmında deneyelim. Sonra programcı olmayan, çoğunluk olan yazılım arkadaşların nasıl katkıda bulunabileceklerinden bahsedelim. Öncelikle eğer açık kaynak kod dünyasında yaşıyorsanız ve bir programcıysanız İlk dokunmanız gereken yer GitHub dediğimiz bir sistem. Git'in ne olduğu ve bu konuda veya bu yazılım geliştirme sürecinin nasıl evrimleşip nasıl bu duruma geldiği konusunda ayrı bir Cafer abiyle program yapmayı düşünüyoruz. Evet, Cafer abinin kendisi de güzel zaten bayağı katkılarında. istekli bu bölüm hakkında. Aynen. Hatta Türkiye'ye geldiğimde birlikte oturduk, güzel bir yemek yedik. Sağ olsun. Hesabı hallettirdik ona. Evet, bize ödetmedi ısrarla. Tabii bizim de biraz ısrarımız oldu gerçi. Çaktırma. GitHub Devam et abi. GitHub konusu şöyle arkadaşlar. GitHub bir sürüm kontrol sistemi dediğimiz sistemler vardır. Eskisinden farklı olarak. Buna ayrı olarak baştan sona ne olduğu konusunu bahsedeceğiz. Ama yazılım geliştirme süreci artık GitHub veya benzeri sürüm kontrol sistemleri üzerinde oluyor ve günümüzde bütün şey açık kaynak kod dünyasının ortak topluluk haline gelip de yazılımlarını paylaştığı yer şu anda GitHub. Ve öyle ki bu yazılım açık kaynak dünyasına en uzak olan arkadaşlardan biri ki
ismini söylemeye gerek var mı bilmiyorum köfte. Pardon, bir bölünme oldu. Devam et abi. Orayı kırparsın. Yok, kırparım belki. Neyse, devam et. Açık GitHub konusunda bahsediyordum. GitHub konusunda bütün açık kaynak kod dünyasının bir şekilde bir araya geldi. Bir oluşum. Buraya açık kaynak kodla yakından uzaktan hiç ama hiçbir alakası olmadığını, günümüzde birazcık alakası olmaya başladı ama olabilir uzak olan bir şirket bolca, hatta kendi yazılım açık kaynak koda çevirdiği projelerini de buraya geçirdi. Bu şirket konusundaki ismini alalım köftemizden. Microsoft. Aynen, hatta birçok büyük, çok büyük projesini GitHub üzerinden bizlerle paylaşmaya başladı. Evet. Bu çok GitHub, insanı şaşırtan bir detay değil mi bir yandan da? Aynen. Microsoft, ne bileyim, belki DirectX veya benzeri birkaç projesini açarsa birazcık düşüncem değişebilir ama şu anda pek... Mesela NT kernel'ını açarsa... Abi ona yapacağımız bug girdileri bize başka bir projeye zaman ayırtmaz ki. Olsun. Dur hele de. Yok yok. Gerek yok. Diyorsun çok fazla iş yük çıkartırıp community'ye. Aynen, bir .NET'i açtı, hala da yama üstüne yama yollanıyor. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Yaz mesela adamlar şu... .NET platformunu açtı ya. Neyse. Devam edelim abi. Aynı şekilde burada haberlerden olacak birazcık. Haberlerden de bir tane araya sokalım madem. Mesela en sevdiğimiz açık kaynaklı dünyasına en çok güzel katkılarda bulunan Valve şirketi, yani Steam'in şirketi. Açık kaynak dünyasına demeyelim de direkt Linux dünyasına diyelim. Aslında birazcık açık kaynağı da var da tamam, Linux diyelim. Çünkü sadece açık kaynak kod değil bu açık şeyleri. Yani daha doğrusu Linux değil, genel olarak açık kaynak kod dünyasına. Çünkü yok, geçmişinden bahsediyorum ben. Geçmişinde daha çok Linux odaklı katkılar vermiş bir firma çünkü. Ha, o konuda hak veririm sana. Haklısın. Yani Steam şu anda GitHub üzerinden, daha bu bahsettiğim olay en fazla bir veya iki gün gerçekleşti. Network üzerinden mesajlaşma şeyini, ortamını, reliable ve unreliable mesajlaşma dediğimiz mesajlaşma sistemini çok hızlı yapacak yeni bir network stack'inin kaynak kodunu açtık. Oyunlarda kullanacak. Bu bahsettiğim stack, yani yığın şeyde Valve tarafından aktif olarak kullanılan bir kaynak koddu. Bunu nerede kullanıyordu? Counter-Strike'de olsun, Dota'da olsun ve benzer büyük oyunların tamamını da network sisteminde kullanıyordu arkadaşlar bunu. Bunun da kendi kapalı kaynak kodu olmasına rağmen bunun kaynak kodunu açarak GitHub üzerinden şey yaptı. Güzel bir katkı olarak düşünüyoruz bunu. Ve bu şekilde kapalı kaynak kodlu projelerini açık kaynak kodu, Microsoft bile olsa takdirle kabul etme, takdirle karşılıyoruz. Konuşamadım ya, konuşma özür dilerim. Oluyor arada öyle. GitHub yazılımcıysanız sizin için başlama ve hayat boyu zaman geçirdiğiniz çok güzel bir şey, alan. Facebook'tan biraz uzaklaşalım. Evet, özellikle açık kaynak yazılımcısıysanız diyelim. Kapalı kaynak yazılımcısıysanız aslında güzel bir kütüphane sizin için de. Yok, kapalı kaynak kodlu bir kapalı kaynak savunucusuysanız, ki sopamız neredeydi bizim? Neyse. Bayağı bir sopa var aslında benim evde. Ama hepsi aşağıda Bodrum'da. Bu arkadaşlar da GitHub'ı kullanabiliyorlar. Onlar için depolarının, yazdıkları kaynak kodlarının kapalı şekilde olması için belli bir aylık bir ücret var. O arkadaşlar için de bahsettim, hazır konusu geçtik. Malzem katkı sağlıyoruz. Bu arkadaşlara da kapalı kaynak kodlu, hani ciddi arkadaşlara da bahsettiğimiz aynı şeyin alternatifi, repolarınızı, yani kendi şeylerinizi oluşturduğunuz projelerinizi kapalı kaynak kodlu olarak dünyayı açmadan tutabileceğiniz sistemde Bitbucket isimli alternatifinizdir. Hı hı. Aslında GitLab'da, GitLab'la kendi deponuzu da oluşturabiliyorsunuz aslında. Biz şirkette öyle bir şey kullanıyoruz. GitLab'da... O yerel şeyimiz oluyor. Aynen, GitLab'da kendi sunucumuzu oluşturduk biz. Aynen. Ha, iyi hoş. Bazı projelerimiz public biçimde. Hı hı. Ama şirket içi bilgi içeren projeler, onlar kapalı biçimde. Onların frameworkleri falan açık genelde bizde. Programcılar bu şekilde... Kusura bakmayın, bunu şey yaptım, belki atlamış gibi oluyor. Projeleriniz yazılımsal bir şeye katkı sağlayamayacağım diyorsanız yapabileceğiniz daha bir sürü katkı mevcut. Bunların en başında, ben bizim için en olan
yabancı dil konuşmayan sadece Türkçe'ye aşina arkadaşlar için katkı sağlamanız her şeyden daha önemli. Yani yazacağınız büyük bir oyun, büyük bir projeden daha fazla yararı olduğuna inanıyorum şahsen ben. Çünkü bir dili konuşan bir kesimin, sadece belli bir dili konuşan bir kesimin o projeyi kullanabilmesini, o projeden faydalanabilmesini sağlıyorsunuz aslında bu noktada. Ve bunu yapacaksanız inanın yani sizin katkınız %10'luk bir elit kesimdesiniz. İster kabul edin, ister etmeyin. Gerçekten yabancı dil bilen kişilerin elit bir kesimi oluşturuyor ve bu elit kesim bu katkıyı yapmakla sorumlu arkadaşlar. Yani siz bir şekilde babanızın, annenizin veya yabancı dil bilmeyen bir arkadaşınızın bu açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olsun Linux veya bir basit uygulama olsun, bunun Türkçe'de düzgün şekilde kullanılabilmesi için bu çeviriyi yapmakla sorumlusunuz arkadaşlar. Buradan bir Spider-Man alıntısı yapacağım. Büyük güç, büyük sorumluluk getirir. Hatta ve Peki bu hatta... çeviriler konusunda, He? pardon, çeviriler konusunda bu nasıl yardımcı olacaklar? Bu konuda sen biraz bahset istiyorum Kökten. Bu benim aslında biraz zayıf bir olduğum bir nokta. Kendim çok fazla çeviri katkısında bulunmuş bir insan değilim. Ancak bu konuda şöyle bir durum söz konusu. Projelerin genelde çeviri ekipleri oluyor ya da çeviri sayfaları. Bunun üzerinden size yönlendirmeler yapılabiliyor. Bundan mesela KD'den örnek vereceğim. KD'den örnek vereceğimiz için Ömer abiye atacağım postayı. Evet arkadaşlar, KD bir masaüstü yönetim sistemimiz. Daha önceki videomuzda uzun uzun bunları. KD'deki çeviri gruplarımız, bu arada şeyi bir bahsedeyim ben arkadaşlar. Çeviri olayı dediğimiz zaman aradan iki tane kavram geliyor çeviri sistemlerinde. Internalization, yani ulusallaştırma. İngilizce harfleriyle ilk harfi I, son harfi N olduğu için ve ortada toplamda 18 tane harf olduğu için I 18 N diye bilinir. Bir de L on N var. Localization. Arasında iki fark var. Normalde dünyada I18N olarak biliniyor bu. Ama bizim açık kaynak kod dünyasında daha çok bu L10N ifadesini, yani localization ifadesini kullanmayı tercih ediyorlar. Arasındaki fark ne? Biri ulusallaştırma, daha çok birebir çeviri için kullanılıyor. Ama Linux ve açık kaynak kod dünyasında biz bunu tercih etmiyoruz. Onun yerine localization, yani yerelleştirmeyi tercih ediyoruz. En Ya. büyük yarar şu. Birebir çevirinin bu yazılım dünyasında çok iyi gitmediğini söyleyebilirim. Çünkü birçok yerde Microsoft çevirilerini görmüşsünüzdür. Yani Eğlence pek çubuğu hoş olmuyor. mesela. Efendim? Mesela eğlence çubuğu çevirisi. Windows 95 döneminde. Onu hatırlayan arkadaşlar olacaktır yalnız. Evet, olacaktır ama. Ama şunu söyleyeyim. Yani localization kavramını biz şu anda daha çok kullanıyor. L10N ifadesi. Bunun farkı yerelleştirme olarak. Yani çeviriyi yaptığın zaman birebir kelimesiyle değil, bu burada ne anlatır ve bizim insanımız ne anlar, ne şekilde bunu daha iyi kavradan gidip birebir çeviri değil, bunun bizim insanımızdan ne bunu daha çok anlatır, iyi anlatır şeklinde çeviri yapılıyor. O yüzden L10N kavramı daha ön planda. Çevir gruplarına geri dönecek olursak, bir aklınıza gelecek her projenin kendine ayrı çeviri grubu olabileceği gibi, ben bu arada bayağı uzun süreler çevir işiyle uğraştım lise döneminden itibaren. O yüzden Hatta çeviri mavi tarafını sana postalıyorum, belgelendirme tarafını kendime postalıyorum. ekle. Lise zamanında bile, yani bayağı uğraşaraktan Mandrake Linux'un tek başına koordinatörlüğünü yapıp da sonra bayağı büyütmüş, %100'e kadar ulaştırmıştım var. O konuya dönersek, her projenin kendi ayrı çeviri grubu olabileceği gibi veya çevirmeni olabileceği gibi grupsal olarak bir yazılım projelerini bir arada toplanıp çeviri yaptığı sistemler var. Mesela örneğin KDE sisteminin ayrı bir çeviri grubu var. Örneğin GNOME'un ayrı çeviri grubu var. Veya Mozilla'nın Firefox'un ayrı çeviri grubu var. LibreOffice'in ayrı var. OpenOffice'in ayrı var. Veya dağıtımların, daha da üste giderek dağıtımların kendi yazılımları ve dağıtım bazlı çeviri grubu olan Arch Linux'un olsun, Mint'in olsun. KDE konusunda. Bir saniye böleceğim. Kazara ben bir kaydı durdurdum. Nerede?
Son söylediğin cümle yok sadece. Hangisi? Hatırlamıyorum. Ama devam etsen kaldığın yerden abi. Tamam. Başlayayım mı 1-2-3 deyip yoksa? Yok, başladım başlayayım. Bile çoktan. Tamam. Dediğim gibi arkadaşlar, grupların da olduğu gibi dağıtımların da komple çevirileri var. Arch Linux olsun, Fedora Linux olsun, bunun gibi çevir grupları da mevcut. Mesela KDE konusunda çeviriler yardımcı olacaksanız, ben size direkten Volkan Gezer arkadaşımıza yönlendirebilirim. Veya direkten KDE'nin belgelendirme, daha doğrusu kusura bakmayın belgelendirme aklıma soktuk köfte. Çeviri sayfası olan leonne.kde.org sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde. Ki bunu açıklamaya yazacağım ben. Videonun açıklamasına. Aynen. Siz sadece tek yapmanız gereken Türkçeleştirmeyi, yerelleştirmeyi düşündüğünüz dağıtımın veya projenin ismini yazıp boşluk bırakıp leonne veya L18N yazıp da aratırsanız karşınıza zaten çıkacaktır. Ve bütün arkadaşlar, yeni gelecek olan arkadaşlar yardımcı olmak için elinden gelen her şeyi yapacaklardır. Ki şöyle bir durum söz konusu, bu tarz ortamlarda ne kadar çok katkıcı olursa o kadar iyi mentalitesindeler. Çünkü herkesin iş yükünü hafifletiyor ve işin daha hızlı çevrilmesini ve daha rahat kontrol edilmesini sağlıyor bir yanda. Aynen. Hatta bak, yayının başında ne demiştik? Bazı sistemler klasik yöntemleri tercih ediyorlar diye eski sistemlerden bahsetmiştik. Yani bazı katkıcıların. Mesela KDE bunlardan biri. Sizin yapacağınız çeviri bir üst yetkili arkadaş tarafından alınıyor. Bir gözden geçiliyor. Sisteme komite o arkadaş tarafından yani gerçekleşiyor. Pardon. Ama genel erim sürecinde daha ilerlemiş ortak çeviri sistemleri olan da şeyler de mevcut. Yani internet ortamından bir yaptıysanız çevirisi, Facebook veya benzer şeyin görmüşsünüzdür yerelleştirme konusunda. O şekilde doğrudan bir web ara biriminden çeviri yapabildiğiniz sistemler de mevcut. Evet, buralarda da biraz oy mantığıyla commit genelde, commit dediğiniz değişiklik geçerli aynen oluyor ama orada da gene bir denetim süreci söz konusu. Direkt olarak yazdığınız çeviri yayınlanmıyor. O aklınızda olsun. Çünkü trollenmesidir, şudur budur ya da hatalı çeviriyi engellemek için bir nebze. Trollenme konusunda zaten Facebook'ta ince sözlük sağ olsun hepimiz bir dönem yaşadık. Görmüşsünüzdür. Biz çeviri konusunu ben aldım, ele aldım. Şimdi belgelendirme konusunda köfteye bırakacağım. Çünkü ismi üstünde belgelendirme demiş. Ben de belgelendirme demiş. Evet, biraz yanlış anlamış sanki konuyu. Evet, burada belgelendirmeden kastımız nedir? Basitçe bir şeyin nasıl kullanılacağını, inciğini cıncığını anlatma muhabbetidir aslında. Dolayısıyla da belgelendirmek, K'sini koyalım lütfen. KDE ile bağlantısı yok ama o aklınızdan çıksın. Neyse, belgelendirmek kavramı aslında yazılım camiasının aşırı önemli bir noktası. Çünkü bu noktadan itibaren siz bir kesimin direkt olarak kendisi kurcalama yapıp direkt belgelendirmeyi okuyarak o şeyi öğrenmesini sağlıyorsunuz. Ki bu aslında bayağı önemli bir nokta. Çünkü eğer bu olmazsa Arch Linux'un mesela kullanıcı kitlesi tamamen yok olur. Gerçi şu anki kullanıcı kitlesi hala kalır da yeni kullanıcı kitlesi oluşamaz mesela. Çünkü bazı projeler yapısı gereği direkt olarak bakıp öğrenebileceğin projeler değil. Olsa bile hani gene ince detaylarını öğrenebileceğin belgelendirmeler gerekebiliyor ya da bazı insan kesimleri için, yani bazı kullanıcı kesimleri için gene anlaşılır olmayabiliyor. Dolayısıyla da belgelendirme aslında yazılım dünyasının aşırı önemli noktalarından bir tanesi. Peki, belgelendirmede nasıl bir şey yapabiliyorsunuz? Basitçe bunun en güzel mantıklarından bir tanesi, daha sonra en kolay yöntemlerinden bir tanesi, projenin kendi bir wikisi varsa ve bu wiki, yani belgelendirme sayfası varsa ve bu dışarıdan katkılara izin veriyorsa, buraya kendi bildiğiniz konular üzerinden katkılar sağlamak. Mesela yine Arch Linux'tan örnek vereceğim. Arch Linux'un bütün wikisi bunun üstüne kurulu. Oradaki belgelendirme tamamen kullanıcılar tarafından yapılmış bir belgelendirme ve şu an en geniş özgür yazılım belgelendirmelerinden biri olarak kabul ediliyor. Bunun yanı sıra
kendi kişisel bloklarınızdır, şudur budurdur. Bu tarz yerlerde bildiğiniz püf noktaları üzerine belgeler yazabilirsiniz. YouTube'da videolar yapabiliyorsunuz. Ve gene dediğim gibi en sağlıklı yöntem ama her daim projenin kendi sayfası üzerinden belgelendirmelerine katkı sağlamak. Burada genelde projenin sitesine girdiğinizde sizi yönlendiriyorlar. Bazen GitHub sayfasında olabiliyor bu belgelendirmeler. Burada da gene commit üzerin şeklinde yapabiliyorsunuz belgelendirmenizi. Ah, evet. Basitçe belgelendirme bu şekilde bir olay. Yani bildiğiniz bir yazılım ise ya da programcısıyla iletişim halindesiniz ve hani programcı size bilen birinin anlayabileceği şekilde anlatmıştır ancak siz onu normal bir dile çevirebilirsiniz. Ya da hali hazırda İngilizce belgelendirmesi vardır ama siz bunun Türkçe belgelendirmesini yapmak istiyorsunuzdur vesaire. Belgelendirme bu tarz noktalarda önemli bir katkıdır. Aslında hatta Ömer abiyle arada dediğimiz bir şey vardır. Pek çok belgelendirme, yani belgelendiren insan aslında geliştiricilerden daha önemlidir diyebiliriz. Ömer abi, sendeyiz. Bu konuda sonuna kadar katılıyorum. Bu arada KDR'da laf attın ama şunu söyleyeyim. Laf atmam o şekilde değildi sadece. Mac ekindeki K'nin KD ile alakası olmadığını söyledim. Tamam. Çünkü KDC'sindeki çevirilerde en iğrenç durumda olduğumuz kısım maalesef belgelendirilmiş olan kısımların, yani help dokümanlarının Türkçeleştirme oranı. Normalde KD'deki çevirilerin %90 hatta 97'nin üzerinde bir çeviri oranımız mevcutken bu belgelendirme, yani doç dokümanlarının Türkçeleştirme kısımları %1'in %2'nin üstüne maalesef çıkmıyor. En büyük sıkıntılarımızdan biri. Evet. Ki bu insanları biraz daha aslında buraya yönlendirebilir. İngilizceniz varsa ve KD kullanıyorsanız KD belgelendirmelerini neden çevirmiyorsunuz? Sizi ne tutuyor? Boş zamanınız mı yok? Varsa neden çevirmiyorsunuz? Ki bu sayede özgür yazılım camiasında biraz daha isim sahibi olabilmeniz de sağlanıyor. Ki aslında bir nebze baktığınızda bu tarz İşler sizin CV'nizde de kolay gösterebileceğiniz bir detay gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin için bir güzel bir özgeçmiş oluyor ve hani kendinizi geliştirmeniz için de güzel bir nokta oluyor. Çünkü bir projenin içinde yer almışsınız, bunun sürecini biliyorsunuz. Bir topluluk içerisinde çalışmak nasıldır bunu öğrenmişsiniz. Ve hani güzel katkılarınız var ve bu pek çok insan tarafından kullanılıyor. Ömer abi. Çeviriler dışında nasıl bir katkıları bulunabilir arkadaşlar? Bunlardan biraz bahsedelim. Yani bu adam diyelim bir nebze bile İngilizce bilmiyor. Programlamadan da tamamen uzak. Bu adam hiç katkıcı olamayacak mı kökten? Ya aslında dediğim gibi belgelendirmede İngilizce bilmene gerek yok. Ama programı kullanabiliyor olman lazım. O da var. Ama bunun yanı sıra mesela sevdiğin bir proje ise ve diyelim güzel bir sanatçısın. Yani kendi çiziminedir, tasarımlarındır vesaire güvenebiliyorsun. Burada aslında katkı sağlayabileceğin bir alan daha var. Sanatsal katkılar. Burada sanatsal katkılar ne olabilir? Görsel ögelerin tasarımına katkı sağlayabilirsiniz. Mesela buton şekilleridir, logolardır, ikon setleridir, şudur budur. Projeye yeni bir logo tasarlanacaktır, onu sağlayabilirsiniz. Projenin tanıtım artlarına katkı sağlayabilirsiniz. Tema tasarımı yapabilirsiniz, şudur budur. Aslında hani görsel bilginiz varsa eğer bu noktada bayağı bir katkınız söz konusu. Genelde ön plana çıkan bir katkı noktası değildir ancak aslında bayağı önemli bir noktadır ki mesela Krita projesinin marketingi aslında bayağı bir bu nokta üzerinden yapılıyor diyebiliriz. Bu arada saygı duyduğumuz insanlardan birinden de bahsedelim burada. Özellikle şeyin tanıtımında, Pardus zamanındaki ikon setlerinin sıfırdan tasarlanmasında ikon başına, yani simge başına yaklaşık olarak 6 saatten fazla zaman harcayan bir arkadaşımız vardı. İşte düşünün bu 1000'den fazla simge kaç saat tutacağını siz hesaplayın. 6000 saatten fazla zaman harcayan bir arkadaşımızdı. Kendisini saygılanmamız için ismini de köprü arkadaşımız belirtirse sevinirim. Aslında bu noktada isim belirtsem mi emin değilim. Çünkü o kişinin %100 o kişilerin %100 aynı olduğuna emin değilim. Gene yani, bir isim belirtip şey yapalım, saygı duyalım en azından. Yani Deniz Ege diye bir arkadaşımız vardı Pardus dönemlerinde. Kendisi Pardus'a bayağı bir görsel katkıda bulunmuş bir insan.
Özellikle Özgürlük için E-Dergisi'ni bayağı bir pek çok sayısını o tasarlamıştı hatta. Aynı şekilde Art İstanbul'dan da bahsedelim. O arkadaşlar da bayağı bir katkıda bulundular, pardon, Evet, sorma Art da. İstanbul Ajansı. Aslında benim bayağı bir topluluğun içine girmem, yani topluluğun içindeki sürecimde onların da bayağı bir katkısı var. Art İstanbul mesela Pardus'un topluluğunu yöneten tarafta aslında ve topluluğun pozitif bir topluluk olmasında önemli bir katkı onlardı. Geliştirici tarafında topluluğa yönelik negatif şeyler olabiliyordu bazen. Çünkü yani ki düşünürseniz geliştirici dediğimiz şey son kullanıcı, geliştirici dediğimiz kesim son kullanıcıdan çoğu zaman anlamıyor. Ve böyle bir durumlarda genelde bir ara katman gerekiyor ki Art İstanbul o ara katman olmayı çok güzel başarmış bir ajanstı. Onlar sayesinde de Türkiye'de aslında bayağı bir özgür yazılım sevdalısı insan ortaya çıktı diyebiliriz. Peki Köfte, bu kadar güzel insan çıktı. Bunlar birbiriyle buluşmadıkları sürece, yani bu topluluk olduğunu anlayabilmesi için bireysel olarak katkıda bulunuyoruz. Güzel. Ama bunlar bir araya geldiği ve yardımlaştığı, birbirlerine bağlandığı noktalar da mevcut. Bunlar konusunda biraz bilgilendirelim arkadaşları. Bunlar konusunda aslında ben biraz zayıf kalıyorum. Çünkü çok fazla insanlarla Yok, buluşan bir genel insan olarak değil. değil. Bunlar neler? Buralar, bu ortamlar nereler? Onlar konusunda biraz bilgilendirelim. Mesela birinci olarak en önemlisi forumlarımız. Ve her ne kadar biz kullanmayın desek de, yani uzaklaşın desek de, Facebook gibi ve neden kullanılmaması konusunda da belirtmemiz gerekiyor. Ama hala da aktif olarak kullandığımız Facebook gruplarımız. Başka nelerimiz var bu şekilde? Bir arada bulunacakları, konuşacakları yerler olarak diyorum, mekanlar olarak. Aslında GitHub'ın issue sayfaları bazen, yani şey, hata bildirim sayfaları baya güzel konuşma noktalarına dönüşebiliyor mesela. Bunun yanı Onlar sıra, bizim sayemiz. aynen, projelerin Reddit sayfaları var, IRC'ler var. IRC dediğimiz chat odaları, eski nesil chat Mırç. Mırç. odaları. bir dönemin gençliğinin ayrılamadığı ancak benim hiçbir zaman tanışmadığım kavram. Freenode'da hiç bulunmadım. Ben Freenode'dan ayrılmıyordum ya. Şöyle diyeyim, Freenode'da katıldığım kanalların hepsi özgür yazılımla alakalıydı. Sonuçta bizim de farklı değildi. Sonuçta kalkıp da Dalnet'e girmişliğimiz yoktur. Yani Yani. zoruna hiç girmedik biz. Devam ediyorum. Bu arada evet, IRC hala kullanıyor özgür yazılım camiasında. Çünkü toplu anlamda konuşmaların çok rahat olabildiği bir alan. Bunun yanı sıra Slack ve Discord kanalları üzerinden de bayağı geniş topluluklar oluşabiliyor pek çok projede. Bu Hatta arkadaşlar Fedora'nın yazılım geliştirme sürecinde bayağı bir oranda şeye kaydı. Siz Discord'a kaydığını söyleyebilirim. Tam IRC hala aktif ama Discord daha çok geliştirme ve katkı konusu Discord'a kaydığını söyleyebilirim. ki aslında bu tarz yerlerde projelere bayağı bir katkı sağlıyor düşününce. Yani daha sonra konuşmayı rahatlaştıracak ve konuşmayı farklı yönlere bölüp daha backlog'a oluşturabilecek detayları çok daha rahat bir biçimde sağlayabiliyor. Çünkü IRC'nin en büyük dezavantajlarından bir tanesi backloglama biraz daha zahmetli bir olay. Discord ya da Slack gibi ortamlar backloglamayı da, yani şey, geriye dönük bir şeyler yapmayı daha kolaylaştırıyor diyebiliriz. Bak, atlamadan söyleyelim. En güzel katkı yöntemini bir tanesini atladık. Nedir? Nedir? Arkadaşlar, hata girdileri. Aa evet, hata girdileri. Aslında hani bu bayağı önemli bir katkı aslında. Çoğu insanın önemsemediği bir detay ancak siz bir hatayla karşılaştınız ve bu hatayı belirtmediyseniz o hatanın fark edilmeme ihtimali söz konusu ve pek çok bilmeyen kullanıcı bu hata yüzünden sıkıntı yaşayabilir. Bu Ki olay neye benziyor biliyor musun Köften? neye Bu benziyor? olay şuna benziyor. Mesela elektrikler kesildiği zaman sen yan komşun zaten bunu ihbar etmiştir diyerekten haber vermeyip aşağı yukarı bir 2 saat boyunca kimsenin haber vermeyip de uzun süre elektrik kesintisi yaşamaya devam etmemize benziyor. En basitinden. Siz girdiğinizi yapın. Zaten duplicate, yani aynısını bir başkası girdiyse bunları bağlayacaklardır arkadaşlar. Gördüğünüz hatayı bildi. Aynen. Bu kesinlikle önemli bir katkı. Ha, şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hatayı daha önceden bir ararsınız. Bakarsınız daha önceden girilmiş mi? Bir 5 dakika ararsınız. Yoksa yardırıp girersiniz hatayı. Aynen arkadaşlar. Bu arada bizim köfteyle düşündüğümüz bir proje var. Ne kadar gerçekleştirebileceğimiz, ne kadar gerçekleştiremeyeceğimiz kesin değil. Ama
yabancı dil bilmeyen arkadaşların da kendi dillerinde hata kayıtlarını sağlayabilecekleri bir sistem gibi bir şey tasarlamayı Bir düşünüyoruz. Siz daha... platform diyelim sistemdense. Aynen. Yani siz bir hatayı kendi dilinizde platform şey yazacaksınız, açıklayacaksınız, video çekeceksiniz ve oradaki bizim ayarladığımız arkadaşlar buna yine gönüllü olarak katkıcılarımız o şeyi hatanın çevirisini yapıp ilgili platformun ilgili hatanın bulunduğu sisteme geçişini yapacak. Aslında geçişi sistem üstünden de yapabiliriz diye düşünüyoruz da onu da henüz tam emin değiliz. Ama böyle bir projemiz var Ömer abiyle aklımızda. Bakın katkıcı arkadaşlar, mesela yazılımcı katkıcı arkadaşlar bu konuda bize yardımcı olabilirler bu sistemin kodlanması Evet. konusunda. Ki muhtemelen bu projeye başladığımız takdirde ben bunu kanalda duyururum. Bu noktadan itibaren bir ekip oluşmaya başlayabilir. Aynen. Evet, tabii bu proje için şöyle bir detay söz konusu. Python biliyor olmanız lazım biraz. Özellikle frontend katkıcılarını daha bir sıcak karşılayabilirim. Çünkü benim frontend bilgim bayağı bir çöp. Aynı şekilde Ömer abinin de. Aynen. Bu arada haberlere de biraz değinelim. Sonra daha fazla uzatmadan bugünü Bu bitirelim haftayı diyorum. diyelim ya da bu bölümü. Bu ayı diyelim. Umarım ay olmaz bundan sonra. Düzene Bizimle bir gireriz ayla bir yapalım. ama. Ah, neyse ne diyordum? Ne diyorduk? Haberlere girişecektik. Haberlerimizden önemli bir haber, GNOME kullanıcıları için özellikle. Bunu belirtmem lazım. GNOME'da bir süredir bir süredir olan bir açık ortaya çıktı. Açık bu arada güvenlik açığı değil, performans açığı. Bir memory leak var GNOME Shell üzerinde. Memory leak nedir? Onu basitçe bir açıklayalım. Ömer abi hatta bunu sen açıkla. Arkadaşlar, memory leak dediğimiz kavram şu. Sizin yazılımınızda yazdığınız bir şey bellekten belli bir miktarda yer allocate eder, yer ayırır. Memory leak ise bunu ayrılan yerin işi bittikten sonra sisteme geri iadesi. Yani işinim size al kardeşim burayı boşalt bir başka yazılım bunu kullanabilsin demeniz es geçilebilir. Bu es geçilme sebebiyle sizin uygulamanız sürekli bellekten yeni yeni yer alıyor. Ama bunun yeri bırakmıyor. Yani bu kendi içerisinde leaklenmiş, sızma yapmış oluyor. Bu yeri bırakmıyor. Bu ne olabilir? Örnek olarak vermem gerekirse. Mesela bir tane Facebook şeyiniz olduğunu düşünün. Client'ınız, istemciniz olduğunu düşünün. Veya herhangi bir tane program olduğunu düşünün. İmaj gösterecek. Resim gösterecek. Her yüklenen resmin bellekte tutulduğunu ve bunun tekrar sizin aşağı indiğinizde veya bir sonraki sayfaya geçtiğinizde silinmediğini düşünün. Bu her seferinde, her saniyede bir veya her resim açtığınızda bellekte tekrar bir 1 MB, 2 MB, 3 MB kaplayarak birden baktınız, kullandınız mesela Normalde örneğin 10 MB kullanması gereken programımız bir anda 1 GB ve RAM programınız kullanmaya 1 GB başlamış. sistem kaynakları kısmına baktığınız zaman 1 GB'ı, 2 GB'ı açtığını hatta yeterli kadar zaman harcarsanız hiç işletim sisteminizin alabileceğinden kullanmak isteyeceği kısmından çok daha fazla yapıyor. Belli süre sonra da tamamen programın göçmesine sebep olan açıklara verilen genel isim. Evet. Memory veya resource leak. Evet. Basitçe yani sisteminiz bu program için gerek kullanıp işinin bittiği kısmı silemiyor o durumda. Program o Tertemiz noktada kötü saklanmıyor, evet. yazıldığı için. GNOME Shell üzerinde böyle bir açık var. Menülerden herhangi birdir, uygulama ekranıdır falan filan. Her açtığınızda RAM'inizde ekstra 1-2 MB ekstra alan kullanmaya başlıyor GNOME. Ve bu sistemi ilk açtığınızda GNOME Shell 100 MB bir alan kullanırken 1 saat içerisinde bu 1 GB'a kadar çıkabiliyor. Bunun şu an olarak bir tane fix'i var. Yani düzeltilme yapılmış ancak bu düzeltme henüz stabil olmadığı için depolara alınmadı. Yani yayınlanmadı aslında. Ama hani düz... Efendim? Kökten bir ekleme yapacağım. Bu sadece en son bahsettiğim açı. Aynı durumda memory açığı kabul edilen NOM'da ikinci bir başka açık bulundu. Eğer sistem saati saniyeleri gösterecek şekilde açıksa bu da ayrı bir leak yapıyor. Bu düzeltildi, depolara girdi. Ama az önce belirttiğimiz haber maalesef henüz daha depolara girmiş değil. Aynen. Kapatılmışlar. Muhtemelen Ubuntu 18.04 ile beraber depolara girmeyecek ancak Ubuntu projesi bunun geri doldurmasını yapacaktır diye tahmin ediyorum. Yani sonradan bu
güncelleme geldiğinde bunu depolarına ekleyecektir diye tahmin ediyorum. Arch gibi dağıtımlardaysanız o muhtemelen güncellemeyi zaten direkt alacak. Fedora'daysanız Fedora muhtemelen alır, ancak Fedora'nın öncesinde yeni sürümünü çıkartması lazım. Ama haftaya sanırım betasını çıkartıyorlarmış o 28'in. Aynen. Bu arada arkadaşlar yanlış anlaşılma olmasın. 18.04'te Ubuntu için konuşuyorum. Bu henüz daha gelmeyecek diyoruz. Ama bu 18.04 kullanıyorsanız bu açığı kapatacak ama gelmeyecek demek değil arkadaşlar. Bu sadece o kurulum medyasıyla kurulum yaptığınız an henüz daha bu açık kapatılmamış olacak. Bir sistem güncellemesi artık Ubuntu için konuşup bunu APT ile güncelleme yaptığınız zaman zaten bu açık kapatılmış olacak büyük ihtimalle siz yüklediyseniz. Bu açığı kapatan güncellemeyi alacaksınız. Muhtemelen bu güncellemeyi bu arada Ubuntu 18.04 çıktıktan bir ay sonra falan alacaktır zaten. Ki muhtemelen ondan sonra da yeni bir kurulum medyası çıkartacaklardır. Ki LTS sürümlerinde bunu çok yapıyor Ubuntu. Mesela 16.04.1 gibi bir şey çıkabiliyor. Muhtemelen Ubuntu bunu yapacaktır. Aynen. Zaten bu arada nod kullanmayın arkadaşlar. Boş verin ya. Bu arada evet. Neyse. Öyle geçelim. Bu arada Canonical'a da dokunmadın sen ya. Evet. Canonical'ı övdüm neredeyse hatta. Çok ilginç değil mi? Kendimi tuhaf hissettim. Neyse, sanırım Canonical'a laf sokmadığımız bu bölümümüzde buraya kadar gelmiş olabiliriz. Sanırım bölümü burada bitirebiliriz. Ne diyorsun Ömer abi? Bir de şu haberi bahsetseniz, özellikle video konusundaki yeni çıkan standart konusunda. Aa evet, yeni bir medya kodeyi hazırlandı diyelim. Ortak grup tarafından. Aynen, bu bayağı bildiğin... Bahsedelim hızlıdan. Bu grupların kim olduğunu sen... bu gruplar neler? Tarsu, bu grubun barındırdığı firmaları... Adobe var bu firmaların içinde. Firmanın isimlerini sen sayabilirsen. Aynen. Adobe var, Facebook var, Apple var, Google var, IBM var, Intel var, Microsoft var, Mozilla var, Netflix var, Nvidia var. Bunların içinde bulunduğu bir grup tarafından AV1 diye bir medya formatı geliştirildi. Bu medya formatı bu arada tamamen royalty free, yani nasıl diyelim, bu medya kodeyini kullanmak için bir lisansa ihtiyacınız yok. Mesela MP3'ün uzun bir süre sıkıntısı oydu. MP3 kullanabilmek için lisansa ihtiyacınız vardı. Artık yok. Çünkü MP3'ün patenti bitti. Ama hala pek çok kodek... MP3 de bitti. Evet, pek çok kodek için gene bu tarz bir şey lazım. Bu yeni kodek hem... H265'in yerine geçecek bir kodek, hem de çok daha verimli bir sıkıştırma kullanan bir kodek. %30 daha verimli bir sıkıştırma kullanıyor ki bu anlamı YouTube'da siz videonuzu izlerken daha az veri harcayacaksınız gibi düşünebilirsiniz. Aynen arkadaşlar. Bu arada royalty free konusunu bir ufaktan ben bir şey dokundurup sözü köfteye bırakacağım, kapatma sözünü. Arkadaşlar royalty free muhabbet dediğimiz olayda en büyük sıkıntı şu olabiliyor. Yazılımı siz MP3'ü mesela doğrudan siz kullanırsanız bir ücret ödemiyorsunuz. Ama bu MP3'ü çalacak olan medyayı üreten şirketler, mesela bir MP3 player üretecek şirketler bunun için ekstradan para ödüyorlardı bir device için. Bu arkadaşların üretecekleri bu video kodekini kullanacak olan bir cep telefonu üreticisi veya benzeri kullanacak bir başka, ya siz bunu çalacak bir yazılım üreteceksiniz. Bunun için herhangi bir para ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız. En güzelliği bu. Yani bu kodek, özellikle bu kadar ismini sayarken köftenin bile yorulduğu bir kodek bayağı yaygınlaşacak gibi gözüküyor. Evet, özetle durumumuz bu şekilde. Haberlerimiz de genel olarak bu. Konuşacağımız konular da bu. Umarım bu bölümün ardından pek çok katkıcı doğacaktır diye düşünüyorum. Umarız. Evet, bu arada katkı vermek isterseniz mesela kanalımıza da yeni bir kapak görseli tasarımında katkıda bulunabilirsiniz. Ya da önemli bir katkı olarak daha bize sorular ya da konu önerilerinde de katkı bulunabilirsiniz. Değil mi Ömer abi? Sorusuz biz bir şeye konuşacak konu bulamıyoruz arkadaşlar. Aynen. Siz sorun ki biz de bir şekilde yanıtlayalım. Aslında bunu videonun başında söylemeliydik. Neyse, duyuru videosunda ben bunu söylerim. Evet. O zaman ne diyoruz? Dinlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köpte TV ve Ömer abiden iyi günler, iyi eğlenceler. Son söz sende Ömer abi.
İyi günler ve mutlu kalın, özgür kalın arkadaşlar.